Karaciğer enzim yüksekliği, evet, aileleri de doktoru da tedirgin eden bir durum. Yüksekliklerin yüksek diyebilmemiz için aslında bizim karaciğer enzimleri dediğimiz AST ve ALT değerlerinin normalin 2 ya da 3 katı olması gerekiyor. Tesadüfen yakalanmış karaciğer enzim yükseklikleri evet önemli. Bir de çocuk yaş grubu için de önemli. Bebeklikte mi, daha büyük çocuklarda mı enzim yüksekliği? Bu nedenleri anlamamız açısından önemli. O yüzden takip etmek gerekiyor. Karaciğer enzimleri ne kadar yüksek, ne kadar süredir yüksek, daha önceden bir yükseklik tespit edilmiş mi? Bu önemli. Ve tanısının koyulması açısından da kan tahlilleri yapılması gerekiyor. Bazen kan tahlillerinin sonucunda hiçbir sonuca varamadığımız oluyor. Çünkü çok geniş yelpaze gibi çok geniş hastalıklar var karaciğere ait. Bu çocuklarda da böyle, erişkinlerde de böyle. Bazen karaciğer enzimleri yüksek devam eden hastalara biyopsi yapmak gerekiyor. Çünkü biyopsi demek doku tanısı demek. Oradan alınan parça patolojik değerlendirmeye gidiyor ve hastalık tanısını ancak o şekilde koyabiliyoruz. Ama genel olarak karaciğer enzimi yüksekliği tespit edilmiş hastaların öncelikle panik olmamasını ben öneriyorum. Bu konuda uzman bir doktora gidip hani ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini öneriyorum. Ailelerin çok strese girmemesi gerekiyor bu konuda.